Sevgili kardeşlerim, önceki derslerimizde hatırlarsınız. İblis nerededir diye sorduğumuzda aldığımız cevap Kur'an'dan onun sırat-ı müstakim üzere olduğuydu. Hidayet bulmak insanların hidayetini arttırmak için mi? Asla. Temiz kalmak isteyenleri günahlarla kirletmek için o yolun üzerinde durmaktadır. Ve günahlara müptela bırakarak onları sırat-ı müstakimden çekip almaya çalışmaktadır. Değerli kardeşlerim, nasıl ki salih amel imanı ve bir sonraki amele hırsı arttırıyorsa, öyle değil mi aziz dostum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlük sünnet-i seniyyesini tatbik ettiğiniz zaman imanınız artacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük sabah ve akşam zikirlerini yaptığınızda bir sonraki amele karşı hırsınız artacaktır. Secdeleriniz çoğalacaktır. Rükularınız artacaktır. Allah'a uzanan ellerinizin gücü artacaktır. Zikreden dillerinize kuvvet gelecektir. Allah'ın kitabını okumak için gayret gösterirsiniz. Okumak yetmez. Allah'ın kitabını ezberlemek için mücadele edersiniz. Ezberlemeyi yetmez diyeceksiniz. Allah'ın kitabını anlamak için koşacaksınız. Ama ne olur unutmayın aziz dostlarım. Günahların sahibi olduğumuz andan itibaren de imanlarımız azaldığı gibi bir sonraki amele karşı da yürüyüşümüz azalacaktır aziz dostlarım. Rabbim muhafaza buyursun. Günahlar zihni yorar aziz dostlar. Bedeni yorar. Ama daha acısı da kalbi yorar aziz dostlarım. Allah'ın rahmetiyle aramıza bir perde oluşturur. Allah'ın nusreti ve yardımı gecikir. Ve belki de engellenir. İşte böyle olunca aziz dostlarım, mümin o sırat-ı müstakim üzerinde önce yavaşlar. Sonra durur. Sonra sizce geri mi döner? Asla. O sırat-ı müstakimin dışına çıkar Allah muhafaza. Ve bunu hiç fark etmez. Özellikle aziz dostlarım, kendi nefsimi başa almak üzere siz değerli kardeşlerime hatırlatmak istediğim önemli bir husus da gizli günahlara karşı uyanık ve tedbirli olacağız aziz dostlarım. Kapalı kapılar, kalın duvarlar ve ışık geçirmeyen perdelerin arkasında müptela olduğumuz haramlar Allah'ın rahmetine büyük bir perdedir aziz dostum. Allah'ın davasında yürüyüşümüze büyük bir engeldir. Cenab-ı Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Üzerinde ısrarcı olduğumuz gizli günahlar bilin ki bizi hüsrana götürecektir. Tıpkı dev dalgaların basit bir sandalı felakete sürüklediği gibi. Bakın Selefi Salihinden biri demiş ki, hüsrana uğramış kişi insanlara güzel amellerini gösterip kendisine şah damarından daha yakın olana ise, kim o? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, kötü amellerini gösterendir. Subhanallah. Muttakiliğini, muhsinliğini, Allah Azze ve Celle'nin yolunda gayretliğini sana, bana, bütün kardeşlerine gösterip en kötü, en acımasız fiillerini kendisine şah damarından daha yakın olana gösteren kişiyi selef hüsrana uğramakla nitelendirmiştir. İnsanlardan uzak işlediğimiz her gizli bir günah nifakın sebebi olmaktadır aziz dostlarım. Ne olur dinleyin. Yine Selefi Salihinden biri demiş ki, kim işlediği bir günahı insanlardan gizler ancak yerde ve gökteki şeylerin kendisine gizli kalmayanı açıkça gösterirse, yapmış olduğu günahları insanlardan gizler ancak Allah'a gösterirse, şimdi ne olur şu sözler çok ağır ve acı ifadeler, Allah'ı kendisine bakanların en küçüğü olarak görmüştür diyor. Subhanallah. Bu da nifak alametlerinden bir tanesidir diyorlar. Yine diyorlar ki bizler Allahu alem İsrailiyattan olan kitapları diyor incelediğimizde şöyle bir rivayete denk geldik.
Allah Azze ve Celle nebilerden birine kavmine şöyle söylemesini vahyetti. Size ne oluyor da günahları kullarımdan saklıyor, bana ise ishar ediyorsunuz, bana gösteriyorsunuz. Benim sizi görmediğime inanıyorsanız bana şirk koşmuşsunuzdur. Yok eğer benim sizi gördüğüme inanıyorsanız, ne olur şu ifadeye dikkat edin aziz dostum. Neden beni kendinize bakanların en basiti olarak görüyorsunuz diyor. Subhanallah. Annemizin, babamızın, eşimizin, kardeşimizin bizi görmesinden korktuğumuz günahları haya perdesi yırtılarak alemlerin Rabbi olan Allah'a göstermenin adına ne demişler aziz dostum? Haşa ve kella, Allah'ı küçük görmek, basit görmek olarak nitelendirmişlerdir.